Bugüne kadar bizi hiçbir valimiz keşfedip de buraya birilerini gönderip Siirtler memleketlerine davet edip teşvik eden bir vali olmadı. Bunu ben de hemşehrilerim adına hepinize teşekkür ediyorum Sayın Vali. Sayın Vali, bizim Mersin hali Türkiye'nin en büyük hali, Orta Doğu'nun en büyük hali, Avrupa'nın ikinci halidir. 800 dönüm üzerinde kurulu bir halimizdir. 1414 tane iş yeri var. Biz burada halde iki dernek varız. Bir komisyoncular, bir tüccarlar derneği. İkisinin başkanı da Siirtli Sayın Vali. Halin üçte birini Siirtler dolduruyor. Yani Siirt esnaflarımız burada çok güzel. Mersin ve Adana'da da Sayın Vali yaklaşık 150 bin dönüme yakın Siirtlerin şeyleri var, bahçeleri var burada. Muselalarından tut, avokado bahçelerinden narinciye sektöründe. Yani Siirtler tarım sektörü olarak biz burada yani çok güçlüyüz, çok iyiyiz. Bizim burada arkadaşlarımızın hepimizin biz Siirt'e bir bağımızın olmasını istiyoruz. Yani bizi oraya getirecek bir şeyler olmasını istiyoruz. Arkadaşlarla da yaptığımız iş şeylerde yani orada bir yatırım yapıp yatırımdan kazanç değil, oradaki hemşerilerimize faydalı olup buradaki tarım birikimlerimizi orada aktarıp vatandaşlarımıza yardımcı olmak, birikimlerimizi onlara aktarmak istiyoruz. Çok iyi olur. Ben de bu vesileyle oradaki hazırlığına tekrar selamlarımı, saygılarımı istiyorum. Ben az önce verdiklerden ve Siirt hemşerilerimizin Mersin'deki bu başarılarından duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade edeyim. Çok büyük memnuniyet duydum. Böyle büyük çaplı üretimler yaptığınızı, tarım müdürümüz bize anlattı ve bu hakikaten bizim için bir gurur vesilesi. Bu da Siirt hemşerilerimiz. Biz de sizin bu başarınızı Siirt'te de Siirt'le hemşerilerimizle paylaşmak isteriz. Tabii ki bu başarımızdan da Siirt'in müvekkil olması istifadetini arz ederiz. Bu vesileyle Yunus Emre diyor ki gelin tanış olalım, işi kolay kıralım, sevelim, sevelim, dünya kimseye kalmaz. Bu anlamda bu bağları, bu tanışıklıkları daha da güçlendirmek adına benimle tanışabilmek için. Tabii biz burada bu vesileyle WhatsApp'tan görüntülü görüşüyoruz ama ben derim ki size malum 22 Eylül, 23 Eylül'de bir Işık Harp Lisesi oluyor bizim memleketimizde. Sizleri burada tarım müdürümüzün koordinatinde gelin misafir edelim. Gelin birlikte yine tanış olalım. Burada Siirt'imiz için, memleketimiz için el ele neler yapabileceğimizi tekrar oturalım, eline boyuna konuşalım. Yani Siirt'in bu bölgelerin özellikle yeni açılacak yollar, pervane üzerinden Van'dan aşağı inen bir yol var. Buradan Cizre'ye kavuşmak ve oradan da sınır kapılarına Habur'a kavuşmak çok kısa bir süre içerisinde mümkün olacak. Bu Orta Doğu'nun ve bu bölgenin yaş, sebze, meyve ihtiyacını bu bölgenin karşılaması çok mantıklı. Gelecekte, önümüzdeki günlerde, bu çok uzak bir gelecekte değil, bölgenin Antalya'sı olabilir. Seracılık anlamında, yaş, meyve, sebzecilik. Bu potansiyeli var Siirt'in. Böyle bir hikaye yazabiliriz inşallah el birliğiyle. Biz valilik olarak, İl Tarım Müdürlüğü olarak Siirt'in gelişmesi için sizlerin de katkısıyla memleketimizin daha ileriye gitmesi için çeşitli alternatif. Biliyorsunuz fıstıkçılık bizim son dönemde en çok gelir getiren tarım ürünümüz. Fakat burada sera, örtü altı seracılıkta Siirt'in tarım alanında gelişmesine önemli bir basamak olacaktır. Burada sizinle birlikte, sizin tecrübelerinizle, Siirt hemşerilerimizle birlikte bu hedefi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah 22-23 Eylül'de yapacağınız burada ziyaretinde bundan detaylarını konuşalım.